kardeşimi görüyorsunuz. Dur abla dur yapma. İlk önce Kadir'e bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarını sen mi seçiyorsun Kadir? Genelde ben seçerim. Evet tamam, okulumuzun hemen bir tane avantajını bir dezavantajını alabilir miyiz? Okulun bir tane dezavantajı var. Ücretleri biraz az yapmışlar, okulumuzun para ihtiyacı var. O yüzden biraz da arttırmalılar bence. Avantajı ise benim olmam işte ya. Bu kadar. En sevdiğiniz kız arkadaşınız kim? Bir tane. Tabii ki sensin. Hı-hı. Arkadaşlar merhaba, öncelikle. Önce Pelin'e. En büyük dezavantajı bu okulun erkekleri tabii ki başlı başına. Tabii ki. Bu okula geliyorsanız dezavantajları erkek. Önce onu bilip gelin. Avantajlarına sen söyleyeceksin. Avantajı tabii ki biz kızlar. Bunu anlatmaya, uzun uzun anlatmaya gerek yok. Tek kelimeyle biz. İzleyelim. Akşam 5'te kanalda hazırlık çok eğlenceli geçiyor. Hazırlık yıllarınızın kıymetini bilin. Arkadaşlar şey yaptı, anlatacaktı. Evet, dedikodu zamanı. Merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte 7 sebep kampüsü çekiyoruz. Burası okulumuzun üst kapısı olarak adlandırılan, işte kafelerin olduğu caddeye adlandıran yokuşumuz. Bir tarafta bir otoparkımız var. Bu şekilde. Arkadaşlar bu yokuşta indiğimizde hemen ileride bir ticari bilimler binası. Onun aşağısında güney değil, meydan kızıyordu. Bir aşağısında güney alt kızıyordu oluyor. Ve şu üst çamdan giden yolumuz. Biz genelde bu yolu kullanıyoruz. Şu yokuş çok dik. Ben bir kere yuvarlandım hatta. Evet, ilerlediğimizde burada bir tane gelecek merkezimiz var. Burada okulumuzun bir terası var. Sanırsam bu tarım ile alakalı bir bölümün yaptığı bir şeydi. Diğer tarafta da bir laboratuvar gibi bir yer var. Yani mühendislik olmadığım için çok bir bilgi veremiyorum onlar hakkında ama bu şekilde. Burası tüm dedikoduların yapıldığı, kışın kimsenin uğramadığı ama yazında kimsenin boş bırakmadığı. Yani böyle Şubat ayından sonra insanlar buraya oturmaya başlıyorlar. Burası da kışın adım atılacak yer bulunmayan, yani çamlığın aktif olmadığı zaman herkesin oturduğu ve hiçbir şekilde yer bulamadığınız yer. Kubbe, cam panos, her türlü şekilde adı var yani. Ve tam olarak adını ben de hala çözemedim ama ben kubbe diyorum. Burası da çok zam yaptı. Ben ilk okula geldiğimde bir dilim pizza 8 TL'ydi. Şu an dilim pizza 23 TL olmuş ve ben bu arada çok değil 2021 girişliyim. Merkez bina olarak adlandırılan hazırlık binamız. Genelde A ve B2 kurları buradan başlıyor. B1 kurları daha kalabalık olduğu için ek binada oluyor. Yani bu yıl da öyleydi. Önümüzdeki yılda bence öyle olur. Genel olarak seviye tespit sınavlarında belli oluyor aslında. Hangi öğrenci ağırlıklı olursa o öğrenci grubu geliyor. Mesela benim zamanımda A kuru ek binadaydı. Çünkü çok kalabalıktı. Birinci katta, ikinci katta, dördüncü katta bir sürü kantin var. Yani bir yerden almak zorunda değilsiniz. Rektörlük binası olarak adlandırılan binamız ikiye ayrılıyor. Bir hazırlık tarafı, bir de mali işler kısmı olan bu rektörlük tarafı diye. Yani bir tarafta hazırlık sınıfları var, bir tarafta rektörlük var. İsterseniz şimdi rektörlük tarafına geçelim. Burada birçok ofise yardımcı olabiliyorlar size. Bir sıkıntınız olduğuna gidip konuşabiliyorsunuz. Burasına bina kaynılan kısmı. Buradan itibaren rektörlük diye adlandırılan, yani bu kayıt ofislerinin olduğu kısım. Burası final haftalarının asla daha boş olmadı. Full dolu oldu ama şu an nedense boş, rezil olduk. Full dolu oluyor. Final haftasında, biz haftasında ve bütün haftasında hani her zaman dolu oluyor. Burası da rektörlük binamızın ön kısmı. Sen gel biraz. Genelde bu alanda beklemek yasak. Güvenlikler hemen geliyor ve bu alanı terk edin diyorlar. Bu şekilde bir okulumuzun kağıt şeyi var. Tam da Bedret'in dalını geldiği zaman bu şekilde bir okulumuzun. Bu tarafta mühendislik, sağlık bilimleri, işte fizik bölümü falan, yani sayısal bölümlerin olduğu bir bina burası. Ama her binada dersiniz oluyor. Yani atıyorum uluslararası ilişkiler okuyorsanız History dersi bu binada olabiliyor. Misal veriyorum yani. Binaları, her binayı dolaşıyorsunuz. Bir tek hazırlıkta binanız sabit oluyor. Onun dışında tüm binaları dolaşıyorsunuz. Hazırlık atlama sınavına geldiğimde burada bir kuyruk vardı. Anlatamam. Yani bu ilk alışveriş yaptığım yer burasıydı.
Hemen hemen çekeceğiz çabuk çabuk. Evet arkadaşlar, tam video çekerken arkadaşlarımızla karşılaştık. Arkadaşlarımız. O zaman sen söyle. Bir tane kötü, bir tane güzel. Alınan kararlar çok yavaş açıklanıyor. Tamam, bu kötü özelliği. Kötü özelliği. Güzel özelliği. Avantajı. Bence çok düşünmemek gerek kampüsümüz. İşte. Şimdi benim hiç bir kez bile oturmadığım bu Çamlık Kafe. Bir kez bile oturmadım bu arada, şakasız. Belki bir kez oturmuşumdur ama hatırlamıyorum. Onun dışında bu alt tarafta işte tenis kortları, spor partilerinin yapıldığı, işte meşhur ağaç evimizin olduğu bir yer var. Birazdan oraya ineceğiz ama şimdi bir üst tarafa bakalım. Evet arkadaşlar. Burası haritamızda olan, hemen gösteriyorum. Sağ tarafımızda hukuk binası diye adlandırılan, aslında İktisadi ve Diğer Bilimler Fakültesi'nin olduğu bir bina var. Bu tarafta ise sosyal tesislerimiz. İçerisinde havuzumuz, işte iki tane kantinimiz, iki tane yemekhanemiz, spor center'ımız, marketimiz, bankamız, her şeyimizin olduğu aslında sosyal tesis diye geçen yer. Evet arkadaşlar, lojistik yönetimden bir arkadaşımızla birlikteyiz. Bölümün bir tane avantajını, bir tane dezavantajını alabilir miyiz? Bölümün avantajı işsiz kalma gibi bir şey yok. Dezavantajı yok. Benim gördüğüm bir dezavantajı yok şu ana kadar. Peki bir daha Sayıda Tepe'yi yazar mıydın? Kesinlikle. Binamız iki bloğa ayrılıyor. A blok ve B blok. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A blokta. İşte diğer tarafta işte psikoloji değil, hangi bölümde. Yani burası aslında yine bir çok dersin ortak alındığı bir yer. Yani mühendisler de buraya geliyor. Tıpçılar da geliyor. Çünkü birçok ders burada işleniyor. Yani sanal mahkememiz var. Özellikle bunu göstermek istiyorum. Çünkü birçok takipçinin HM'ydi aslında. Arkadaşlar burada... İşte. Burada sanal mahkememiz var. Burada işte hukukçular. Ya burayı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Genelde hukukçular kullanıyor. Siyasetçiler kullanıyor. Bölüm siyasetinin uluslararası ilişkiler. Onun dışında... çok güzel yani. İsterseniz burayı sanırım saatlik tutabiliyorsunuz. O tam detayını hatırlamıyorum. Ama burada davalar oluyor ve çok da güzel. Ay ay. Evet arkadaşlar. Buradan sosyal testler binasına giriyoruz. Orta kapıdan girelim. Bence o şekilde ilerleyelim. Burada restoranlı ve restoranlı var. Öğlerinde çok kalabalık oluyor. Ama gayet güzel yemek var. Birazcık fiyatları arttı. Onun dışında gayet iyi. Geçen yıl yemeğin tatlarını çok beğenmiyorduk. Bu yıl yemeğin tatları güzeldi. Ama bir tık fazla arttı fiyatları. Burası liderlik ve girişim bilim kulübü. Benim okulda ilk kayıt olduğum ve aktif olarak katıldığım tek kulüplerden biri. Çok güzel etkinlikleri oluyor. Onun dışında medya departmanımız var ve bu departmanlarda yıllar içinde hem sosyal medyada liderlik ve girişimcileri anlatıyoruz. Bir yandan da yıl içinde iki tane büyük etkinliğimiz var. Yes ve Yedan adı altında. Bu etkinlikleri düzenleyerek de insanlara, katılımcılara, girişimcilik, liderlik, bunların ne olduğunu ve buradaki katılımcıların bunları öğreterek insanlara yol göstermeye çalışıyoruz. Doğal olması açısından. Ben çok seviyorum. Çok güzel kalemler var. Fiyatları çok uygun. Gerçekten dışarıya göre bayağı iyi. Biraz gösterelim mi? Burada okulun kitapları satılıyor. İşte öğretmenlerin zammamı gereken kitapları satılıyor. Hazırlıklar buradan genelde kitaplarını alıyorlar ve çok kuyruk oluyor. Onu söyleyebilirim. Hemen sabahın ilk saatine gelip alın, yoksa alamazsınız. Yani okulumuzun bankası Yapıkredi. Okulun sisteminden Yapıkredi bankamız var. Onun dışında hemen hızlıca devam ediyoruz. Banka hakkında çok bir şey söyleyemem size. Burada üniversite şok mühendisi var. Şu an kapalı ama içerisinde işte telefon kılıflarının, tişörtlerin, birçok şeyin satıldığı yer var. Böyle biraz gösterirsek görürsünüz. Bu şekilde her şey var. Bir de okulumuzun içinde bir tane marketimiz var. Bu da bu şekilde. Market. Burada da yine her şey var. Ojeden tutun birçok ürün. Yemek,
çamaşır falan. Ve fiyatları dışarıyla aynı, hatta belki daha ucuz. Bizim kuaförümüz var, onu da size göstereyim. Hatta bu bayağı gündem olmuştu diye. Okulun işte kuaför falan muhabbet olmuştu. Ben açıkçası okulun kuaförünü seviyorum. Ama ne yaptırdım derseniz saçımı ördürdüm. Daha sonra fön çektirdim. Başka bir şey yaptırmadım ama okulumuzun kuaförü de bu şekilde. Gayet iyi. Evet arkadaşlar, şimdi okulumuzun sosyal fakültesinde, sosyal tesisinde üst katına çıkıyoruz. Burada kırmızı ve mavi adı altında iki tane kafemiz bulunuyor. En çok hangisine gidiyorsun derseniz, bilmiyorum yani, ikisi de çok güzel. İlk önce kırmızıya uğrayalım. Burada eşyalarım. Hiçbir şey kazanmadım. Ben boş görüyorum bu arada. Normalde asla bu kadar boş değil. Burada yine kuyruklar oluyor ve uzuyor. Okulumuzun bu kısmını çok seviyorum. Çünkü kumpiri makarnası, her şey çok güzel. Yemek olarak çok okey. Bilardo masalarımız var. Refreshion'umuz var. Daha sonrasında... Bilmiyorum yani. Bir sürü şey var. Şimdi de ben size terasımızı gösteriyorum. Az sonra sizi indireceğim yeri göstereyim. Aşağı tarafı buradan biraz okulumuzun manzarasını izleyebilirsiniz. Aşağıda havuzumuz var. Evet, gayet güzel. Onun dışında burada bahsettiğim ağaç ev ve yan taraf mavi. Bir fark yok, buranın aynısı. Yemekler bile aynı. O yüzden hiç fark etmiyor. Nerede boşluk bulursanız oturun ama iki yerde de hep dolu oluyor. Şimdi burada festival alanımız burası. İşte Berkan Fest, Spring Fest, birçok festivaller burada yapılıyor. Arkadaşlar çok terledim ama bunların hepsi sizin için. Şimdi limonatamızı içiyoruz. Okulumuzun bize sunduğu imkanlar, tercih tanıtım günlerinde bir sürü yiyecek bedava. Alıp götürebilirsiniz. Arkadaşlar o kadar sıcak ki eridim. Şimdi buradan alt katı ineceğim. Asansörle bu havuzların olduğu, işte spor salonumuzun olduğu kısmı size göstereceğim. Bir de tapas sofrası, öğretmenlerimizin yemek yediği yer. Evet, şimdi aşağı iniyoruz. Sanırsam -2 iniyoruz. Şu an -1. Kattayız arkadaşlar. Tanıtım alanımız var. Bu şekilde. Size kapalı havuzumuzu göstereceğim. Bu şekilde burada kapalı havuzumuz var. Burası da aslında spor salonumuz. Okulun ilk haftası burada ne oluyor? Turnuvalar falan oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Full maçlar oluyor. Onun dışında şu an tanıtım yeri olmuş. Gelin beraber bir bakalım. Ben hiç unutmuyorum bu arada arkadaşlar. Tam şurada babamla burada sıra beklemiştik konuşmak için. Çok uzun zaman önce değil. 2021 yılında. Altlarına tüneller yok ama bence bu da yapılabilir. Hemen buraya gösterelim. Burası voleybol idmanlarının yapıldığı yer. İşte kort voleybol, işte bazı basket idmanları falan. Ama genelde o büyük tarafta yapılıyor, onu biliyorum. Buradan hemen böyle. Burada erkek soyunma odası var. Erkek soyunma odası. Burada da kız soyunma havası var. Buralarda yine bu şekilde. Yine aynı duşlar. Tamamen girmiyor beyefendi içeri. Bu taraftan giriyor. Neyse, havuzu da göstermeyelim. Zaten yukarıdan göstermiştik. Hemen giriyoruz. Burası pastaneye çıkarttım, ben bunu karıştırdım. Burası yemekler
servis ediliyordu. Doğru mu? Öyle değil mi? Öğrencilerin yemekleri bize söylüyor. Neredeydi? Bunlar ayrı geliyor. Yani biz orayla farklıyız. Ama sanki ben yanlış duymuşuz arkadaşlar. Kulaktan dolma bilgiler. Ama onun dışında şu tartıretler falan çok güzel. Onlar bizim mutfağımızda yapıyor tartıretler. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Ama burayı boş bulmak imkansız. Yine hep dolu oluyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Yukarıdan baktığımız ağaç eve çıkıyoruz. Okulumuzda dediğimiz gibi çok tüneller var ve bu sayede her yere çıkabiliyoruz. Ama hava çok sıcak. Hemen şapkamı takmak istiyorum. Başıma güneş geçmeden. Ay gözüme geldi. Çok iyi. Bir saniye. Basket sahamız var. Şu okulun her tarafında olan yerimiz. Ice bucket'imiz var mı? Evet. Kırmızı samanla varmış. Evet doğru. Ice bucket'imiz burada yoktu. Burada ağaç evimiz var. Bu şekilde. Genelde işte çıkıyoruz ve full sohbet muhabbet. Zaten kampüs için çok güvenlikli. O yüzden hiç sıkıntı olmuyor. Burası da az önce yukarıdan baktığımız festival alanı diye adlandırdığımız yer. Geriye kaldı size göstermediğim yurtlarımız ve hazırlıklar için olan ek bina. Bir de eğitim fakültesi. Yani GSF olarak adlandırdığımız üst taraf. GSF'nin üst tarafı da var ama çok yoruldum o yüzden size alt taraftan alacağım. Burası GSF diye adlandırdığımız binamız ve İçerisinde yine aslında birçok bölüm derslerini alıyor. Yani tek bir binada ders alma gibi bir şeyimiz yok. Tüm binalarda ders alıyorsunuz. İki ayrılım bu şekilde şurayı çekmişten buradaki tüm bölümlerimiz. Laboratuvarlar falan var. Ben bunları çok detaylı göstermeyeyim bence. Zaten hepiniz bakarsınız. Burası sanırsam... UFO! Çok sevdiğimiz bir fotoğrafçılık kulübümüz. Çok doğal oldu bu arada. Evet, video çekiyorduk. Evet, okulda yine ikinci sanırım kayıt olduğum kulüptü. Evet. İlk yıl çok aktiftim. Sonra bir anda bıraktı. Bir anda bıraktı. Altı gibi de bıraktı, şeyi de bıraktı. Çekilge, asla hala varım çekilge grubunda ama sanırım yeni bir çekilge grubu açılmıştı diye tahmin ediyorum. Yeni dönemde açılır. Öyle, bu sefer bu dönem geleceğim söz. Tamam. Gerçekten bu dönem söz veriyorum, geleceğim çünkü çok eğlenceli etkinlikler oluyor. Onun dışında size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, umarım gelirsin. Geleceğim. Söz verdim artık. Takipçilerim söz verdim. Geleceğim. Hatta siz de gelin. Bence de. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kapatalım mı kapıyı? Olur valla. Bir laboratuvarlarımız var. Açık mı acaba? Evet. Hemen buradan yukarı çıkalım. Burası sanırım en altta olduğu için laboratuvar kısmı. Okulun her yerinde koltuklar. Çünkü çok yoruluyoruz. Asansörlerimiz çok kalabalık olabiliyor. Bu yüzden galiba çıkarken dinlenmemiz için koltuklarımız var. Evet arkadaşlar, şimdi öldüm. Burası Kuzey Bir yurdumuz. Evet arkadaşlar, ring çarptığında okulda pampers oluyorsunuz. Bu rivayete kesinlikle kanmayın. Bu şekilde. Hazırlık gruplarının hepsine katılın. Onlar sizin sosyalleşmenizi sağlıyor. Okulumuzun ücretsiz servisleri var. Burası hazırlık binası. Yan tarafta Kuzey 2 binası. Yani aslında hazırlık yurdunun olduğu bina. Hazırlıklar Kuzey 2 yurdunda kalıyor. Zaten yeni yapılmış bir binaydı. Onun dışında bayağı iyi. Bu şekilde inin bitmeyen yokuşlarımızdan biri daha. Arkadaşlar, Arnavut kaldırımları olduğu için her an düşebilirsiniz. Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bakın buraları, şu gözüken yer erkek yurdu. Alt tarafta güney alt yurdu, burası da meydan yurdu. Evet, tüm dedikoduların yapıldığı. Ama her yerde dedikodu yapıyorlar arkadaşlar. Gerçekten yani ben yaptım ya, ama onlar yapıyorlar. Böyle merdivenlerimizin olduğu bir kısım var.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sorularınızı Instagram üzerinden veya bu aşağıya yorumlar kutucuğuna bırakırsanız hepsini seve seve cevaplarım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, deyip başlayacağım şimdi, dur.